bir şarapla da bilinen bir yer. Nüfus strüktürü tamamen değişti, demin söylediğin gibi. Bir 10.000 yaşa yukarı aşan bir nüfusu var. Sadece Trevinyan'ın, fazla değil. Etrafta hiçbir şey olmasa da böyle yeşillik olarak ağaç vesaire, şehrin içerisinde yeşillik çok. Bunu göreceksiniz. Trevinyan Nehri de aynı zamanda yer alıyor sağımızda. Tam şehrin ortasına geçiyor. Trevinyan Nehri. Trebinye'ye geldik. Trebinye merkezinden Trebinye Nehri'nin geçtiği bir yer. Çok güzel bir yer. Küçük 10.000 nüfuslu bir şehri, Bosna Hersek. Burada genelde gayrimüslimler yaşıyor. Şimdi bunun merkezini gezeceğiz. Trevinye Nehri'nin kenarında sandallar kiralayabilirsiniz. Şimdi biz bunlardan bir tanesini kiralamak için gidiyoruz. Bakalım ne kadarmış, onu bir soralım ilk önce. Hey. How much money? 5 euro. 5 euro. 5 euros? One hour. How long? If you know. How long time? 1 hour. 1.5 hour. Siz ne yapıyorsunuz? Little monkey. 1 hour, 5 euro. Yes, one hour is 5. Evet, kayığımızı kiraladık. Yarım saatle 2.5 euroya anlaştık biz. Akıntı tabii aşağı doğru. Buradan gideceğiz. Bayağı bir çekmesi zor tabi bunu. Şimdi yukarı doğru ben bayağı bir kürek çektim. Aşağı doğru kendi akıntıyla tekrar aldığımız yere gideceğiz. Şu sağ taraftaydı aldığımız yer. Şuradaki diğer kayıkların yanına kadar sürüklenerek gideceğiz artık. Kürek çekmeyeceğim. Ama manzara harika. Gerçekten de buradaki insanlar Saraybosna'dan çok daha farklı. Gerçi küçük bir şehir. 10.000 nüfusu olduğunu söylemiştim. Çok huzur dolu, dingin bir yer burası. Evet, Trebinye'nin sokaklarında dolaşıyoruz şimdi. Burada ara sokak, dükkanlar. Burada kale içine giriyoruz şimdi. Herhalde asıl merkezi bu surların arası oluyor. Bayağı bir hareketliymiş. Dışarıdan çok belli olmuyordu. Evet, Trebinye sokaklarında dolaşıyoruz. Gerçekten de hareketli, güzel bir yer. Şimdiye kadar gezdiğim, Balkanlar'da gezdiğim en güzel yer.
şu ana kadar. Yarın tabii Karadağ, daha sonra Arnavutluk, en sonunda Makedonya'ya gideceğiz. Ama şu ana kadar işte bahsettiğim gibi Sırbistan ve Bosna Hersek içerisinde dolaştığım yerler arasında en güzel yer burası. Gece hayatı güzel. Evet, bugün Trebinye'deki otelimizden çıkıp Kotor'a gideceğiz. Kotor'dan sonra da Budva'ya geçeceğiz. Budva'dan da Arnavutluğa geçeceğiz, İşkodra'ya. Bu gece orada konaklayacağız. Yine bir 4 saatlik bir yolumuz olacak toplamda. Geze geze tekrar gideceğiz. Oraları da sizi tanıtmaya çalışacağım tekrar. Yalnız burası gerçekten de ihtişamlı, çok huzurlu, güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim.